Güneş ışıkları ağaçların arasından geniş, yüksek tepeye doğru süzüldü. Tepenin tam üstüne varan Blue Vered, Cecil Denizi'nin yanında duran Janin köyüne doğru bakarak dinleniyorlardı. Köy uzun ve iki katlı evlerden oluşuyordu. Evler son derece düz ve birbirinden çok uzaklaşmayan tarzda yapılardı. Çoğu tahtalardan oluşuyor, çatıları kirli deniziyle uyumlu yeşil renkte oluyorlardı. Köyün göbeğinde bulunan minik park, yukarıya doğru uzanan ve tepeden çok bariz görünebilen bir meşe ağacına sahipti. Köydeki kimse tam olarak bu ağacın neden bu kadar büyük olduğunu ve neden tam şehrin göbeğinde olduğunu bilmiyordu. Blue'nun okumalarına göre şehir kötü bir haldeydi. Topraklar elverişli olmamaya başlamıştı. İnsanların tek geçim kaynağı ham madde satışı olduğunu düşünülünce tarımın köy üzerindeki önemi yadsınamazdı. Burasının da yönetimi Alim Raymond'a bağlıydı. Zaman zaman adamları gelir, burayı koruduklarını söyler, araç keserlerdi. Ancak halkın artık bunun için para yetiştirmesine imkan kalmamıştı. Tepeye inip tarlaların yanından geçtiler. Tahtadan yapılma evlerin olduğu mahalle vardıklarında bir taverna gözlerine çarptı. Kırmızı renkli bir M harfi ile yazılmış tabelanın hemen altına not düşünmüşçesine iliştirilen taverna yazısı çatıya yakın bir yere yerleştirilmişti. İçeride kart oynayan, barın önünde içki içen her renkten insanlar ve elfler günlük hayatlarına devam ederken Blue ve Red açık kapıdan içeri girip çıkışı görünen bir sırtını duvara verebileceği bir yere geçtiler. Blue hemen yan masasında ona bakan, mavi gözlü keçi sakalı olan yaşlıca adam ile göz göze geldi. Adam ona baktığını fark edince gözlerini kaçırdı. Hemen önündeki masada kafasında kırmızı denizci şapkasına sahip olan adam şapkasını çıkarıp masaya vurdu. Ellerini yüzüne götürüp titrek bir sesle "Her şeyim gitti, kaybettim." dedi. Sonra bir iç çekerek yanındakine döndü. "Hepsi senin suçun. Agah burada olsaydı milyonlar kaldırmıştık. Gidiyorum ben." dedi ve elinden iki bilye çıkardı. Masaya koydu. Blue ilk defa böyle bir şey görüyordu. Mükemmel bir yuvarlaklıkta iki küçük cam bilye, camın içinde biri mor, biri siyah olan iki renk dans ediyordu. Sırtı dönük adam cam bilyeleri cebe indirdi. "Yok, bu başka oynayacak." Elini sandalyenin arkasından sarkıttı ve tek ayağıyla geriye doğru hafifçe sandalyeyi geri oynattı. Bu onun galibiyet gösterisiydi. Tek hareketiyle etraftaki rakiplerine nasıl da kolaylıkla alt ettim imajını veriyordu. Kimse ses çıkarmadı. Ve sonra masadakilerle muhabbete devam etti. Adam duruşunu bozmadan kısa saçlı, gri gözlü elf garson kadına el etti ve bir bira istedi. Kadın başını salladı ve bu sırada arka masadaki Blue'yu fark etti. Birayı adamın masasına koyduğunda garson kadın Blue'ya yaklaştı. "Ne alırdınız?" dedi garson. Blue'nun aklını başından alacak bir kokuyla yaklaşmıştı. Blue'nun daha önce kokladığı hiçbir şeye benzemiyordu. Kadının hayvan derilerinden yapılma kıyafetleri onu çok vahşi göstermesine rağmen aldığı koku o kadar yumuşaktı ki. Bu kokuyu şimdi hatırlamıştı. Annesinin ona küçükken yaptığı beyaz çikolatalı kurabiye kokusuydu bu. Birkaç saniyeliğine duraksadı. Kadın üsteleyince kendine geldi. Beyaz çikolatalı kurabiyeniz var mı?" "Elbette. Yanında." "Buzlu soda. Teşekkürler." Kadın onun yanından ayrıldığında bir diğer yan masadaki orta yaşlarında gibi görünen bir kadın sandalyesini Blue'nun masasının yanına çekti. Kadın sandalyesine ters oturarak Blue'ya doğru elini uzattı. Yeşil bir pantolon üzerine açık kahve botlarını çekmiş, üzerinde giymiş olduğu botlarıyla aynı renk gömleğe yine yeşil tonlarındaki uzun kapşonunu eşlik ediyor. Epey havadar olan kol kısımları ise runik yazı işlemeleriyle dikkat çekiyordu. Blue kadının yüzüne baktı. Yüzünde herhangi bir kırışıklık dahi yoktu. Epey keskin ve sert hatlara sahipti. Bir gözü materya ormanı kadar yeşilken diğer gözü güneş kadar sarıydı. Dalgalı kısa kumral saçları suratına düşüyor. Saçlarının arasından çıkan beyaz kısımlar onu olduğundan daha yaşlı gösteriyordu. "Ben Keridas'ım. Böyle izinsiz geldim. Kusura bakmayın. Siz ünlü kahraman Blue değil misiniz?" Blue kadın onu süzerken bir yerden tanıyor olup olmadığını düşünüyordu. Eldivenle ellerini birleştirdi. İstemsizce elini siyah, beyaz desenleri olan gömleğinin yırtılmış yerlerine doğru götürdü. Siyah pantolonunu aşarak aşınmış botlarını bağlamaya başladı. "Evet, benim." "Sizi Amaryllis'in kuzeyinde olan olaydan beri takip ediyorum. Vernt adası olayındaki iki çocuğu kurtarmanız gerçekten takdire şayandı. Sonra Razden'i yeraltı tünellerinden getirmeniz, birçok kişinin ölümü sizin sayenizde engellendi. Uki anlaşmasında da
Kral William'ın korumalığını yapmıştınız, öyle değil mi? Evet, yapılması gereken neyse onu yaptım. Zorda kalanlara yardım ediyoruz ne de olsa. Ama nereden çıktı şimdi bütün bunlar? Bu sırada garson beyaz çikolata parçacık kurabiyeleri ve buzlu sodasını getirip masaya koydu. Blue naziklik olsun diye kadına da uzattı ancak kadın almayacağını gösteren bir el hareketi yaparak muhabbete devam etti. Razden sayesinde ben de şifa bulanlardan biriyim. Size aslında ne kadar minnet duyduğumu söylemek istedim. Bu krallık için çok şey ifade ettiğinizi düşünüyorum. Blue bir saniyeliğine tahta masaya bakış attı. Tüm bunlara rağmen çıktığı görevde başka bir insandansa kendilerine yardım etmek üzere çıkmaları fikri onu bir anlığına rahatsız etti. Zoraki bir gülümseme takındı suratına. Bir aptal gibi görünüyordu. Kadın gülümsemesine karşılık verdi. Teşekkür ediyorum Bayan Dawson. Şimdi... Aslında sizden istediğim bir şey var. Muhtemelen görevdesiniz ama benim için çok önemli. Blue kafasını nazikçe salladı. Red, kadın konuşmaya başlamadan önce araya girerek kafasında bunun geleceğini tahmin etmiştim diye fısıldadı. Bu sabah deniz kıyısında yüzüğümü düşürdüm. Onu bana bulup getirebilir misiniz rica etsem? Evim de hemen bu sokağın sonunda, küçük mavi bir yer. Görünce anlarsınız. Siz getirene kadar eve varmış olurum muhtemelen. Blue ağzına kurabiyeleri sırayla dizerken gözlerini yukarı dikip biraz düşündü. Onaylar şekilde kafasını sallamaya başlamıştı ne de olsa biraz yardımın kime zararı vardı diye düşünmüştü. Kadın ayaklanarak handan çıkarken Blue hesabı ödeyip kalktı. Red'in huzursuzlandığını hissetti. Dökül bakalım Red. Kadın pek güven vermedi. Sana verdi mi? Yani gittiğimiz yerleri yaptığımız şeyleri çok iyi bilen biri. Bu ya, alışkın olduğumuz bir şey değil gibi. Ve yani evine gidiyoruz falan. Tuhaf. Bir zarar geleceğini zannetmiyorum. Ne de olsa elimde eldivenler var. Sen varsın. Bir şey olmaz. Blue eldivenlerini havaya kaldırıp elini sıktı. Uzun zamandır bunlar sayesinde işin içinden çıkıyoruz. Yüzüne bir gülümseme yayıldı. Deniz güneşin batışı eşliğinde ayaklarına çarparken etrafını gözleriyle taradı. Botları ellerinde kuma ıslak ayaklarıyla iz bırakarak ilerledi. Kumsal taşlık değildi. Dolayısıyla bulma işinin de ekstra zorlaşmamasına şükrediyordu. Sığ suda kıyı boyunca devam etti. Bu sırada eldivenlerini çıkarıp suda yıkamak üzere eğildi. Suyun içinde bir parıltı fark etti. Üzerinde yuvarlak bir oyuğu olan ve bu oyuğun tam üzerinde duran örümcek işaretini gördü. Evi tanıması gerçekten de zor olmamıştı. Bu iki katlı evlerin arasında duran tamamı mavi boyalı tahtalarla bezenmiş, diğer evlerin aksine çok küçük ve tek kattan oluşan bir evdi. Siyah kapıyı tıklattı. Kapı Kerin'in güler yüzüyle aralandı. Siz miydiniz? Buyurun buyurun. Kapı arkalarından kapandı. Samandan yapılma bir yatak, odanın çoğunluğunu kapsayan bir masa duruyordu. Yerde duran ipek halı yetenekli eller ile özenle işlendiğinden olsa gerek evdeki en pahalı şey gibi duruyordu. Çalışma masasının üzerinde büyükten küçüğe doğru sıralanmış lensler bir noktaya odaklanmış hazır halde bekliyor. Kerin'in çalışması için yardım aldığı kitaplar ise dağınık bir şekilde odada duruyordu. Odanın duvarları çeşitli taş ve aksesuarın çizimleriyle kaplanmıştı. Hanımefendi, sizin yüzüğü buldum. Şuydu değil mi? Evet. Evet bu... Uklara şükürler olsun. Kerin yüzüğü taktığı anda omurgasında bir dalgalanma hissetti. 6 tane örümcek uzvu giydiği kırmızı kıyafetini aşarak ortaya çıktı. Kolların tüyleri mor renklerden oluşuyor, uzuvların bitmeye yakın olan kısmı ise siyah çalıyordu. Oh be. Şimdi daha iyi hissediyorum. Blue gözlerinin önünde 6 farklı kola kavuşan kadına meraklı gözlerle baktı. Blue parmağı ile önce yüzüğü sonra kolları göstererek... Nedir bu? Yani kullandığınız yüzük ve işte... Tıpkı bunlar gibi bir şey diyebilirim. Eski zamanların büyücülerinden kalma eşyalar. Yüzüğü uzun süre kullanmam sonucunda bir alışkanlık edindim de onlar olmadan herhangi bir işimi yapamıyorum. Demek büyük tazıyı bunlarla yaktın. Tahmin etmeliydim. Evet, öyle oldu. Bir araştırmacısınız o zaman. Öyle de diyebiliriz. Kullandığınız kollar size bir bağımlılık mı oluşturdu diyorsunuz? Evet. Çok tuhaf değil mi? İşim gereği keşif yaptığım sıralar çok yardımcı oluyordu başlarda. Ancak şimdi o kadar alıştım ki masada duran suya bile onları kullanarak yarışıyorum.
Dün kaybettiğim gün suyu masadan almak için uzun süre suyla bakıştık. Sonra neden alamadığımı anladım. Blue kadına kibarca gülümsedi ancak bu onun da başına gelebilirdi. Eldivenlerine epey zamandır hakimdi ve onsuz dövüşmekte hiç iyi olmadığının farkındaydı. Muhtemelen kristaller beni lime lime ederdi diye düşündü. Olsun, Red vardı. Red onu kurtarırdı. Bir çekti. Ne diyorduk ya, bütün bu yolu onun için çekiyordu. Red bedenimi bırakınca ne olacaktı? Carrie Dawson'ın sesiyle düşüncelerinden uzaklaştı. Gelin sizi buraya neden çağırdığımı göstereyim. Masanın yanında duran halıyı kaldırdı. Orada bulunan minik bir kapıyı zorlanmadan açarak merdivenden inmeye başladı.